işlemleri azaltacak düzenlemeler de var içerisinde. Yani vatandaş mesela adres değişikliğini bildirecek. Bir doğalgaz aboneliğine gittiği zaman yeter diyoruz. Artık o bildirsin nüfusa. Bir de vatandaşın kendisi gidip bildirmesin. Evet, kolaylaştırıcı. Evet, kolaylaştırıcı işler, evet. Teşekkür ederiz Serdar Bey. Şimdi bu tabii dünyanın da aslında gündeminde olan bir konu. Hem siber güvenlik, siber saldırı bir arada anılıyor. Birçok bilgiyi siz bir elektronik ortamda toplarken aynı zamanda siber saldırılara da açık hale getirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla siber güvenlik burada çok ön plana çıkıyor. İşleri kolaylaştırırken birdenbire çok büyük sorunlar da yaşatabiliyor. İşte insanlar kolaylıkla telefonla birbirlerinden haberleşirken artık kalkıp gitmek gerekmiyordu. Bir baktılar, baktık ki bütün telefonları efendim, ya da birçok telefonu bazıları dinlemiş. Şimdi bunların hepsine ya da bir elektronik ortamda bir kurumun bilgisini, kişisel bilgileri tutarken efendim oraya saldırı olabiliyor. Bunun için de tedbirler alıyoruz. Mesela ilk göndereceğimiz yasalardan birisi meclise şu bir ay içerisinde göndeririz. Kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin tasarıdır. O da Adalet Bakanlığımız hazırladı. Bakanlar Kurulu'nda işte görüşüldü. Şimdi göndereceğiz onu. Ve bu da siber güvenlik konusunda atılan bir adım mesela. Ve ama tek başına değil, birçok alanda biz hem teknik hem hukuki çalışma içerisinde olacağız bu siber güvenliğin yüksek seviyede sağlanabilmesi için. Fatih Çakmak. Bu alanda yani yerel yönetimler, belediyeler ve valilikler, kaymakamlıklar, taşra yönetimi, merkezi yönetimde bizim en önemli reform alanlarımızdandır. Bu konuda da çok hızlı reform paketlerini, reformları hayata geçireceğiz inşallah. Tabi vatandaşımızın sokakta günübirlik her an karşılaştığı hizmetlerin sunulduğu yerler belediyeler ve taşra yönetimi, valilikler, kaymakamlıklar. Buralardaki dokunuşlar ve reformlar ertesi gün insan hayatında hemen fark ediliyor ve oraya etkiliyor. O bakımdan da belediyelerimizin çok daha hızlı, çok daha efendim sonuç alıcı, etkili hizmet sunmasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Bir de açıkçası vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alan fikirlerini ya da memnun olmadıkları hususları bizlere de iletebilecekleri mekanizmalar kuracağız. Şimdi biz hükümet olarak tabii gerçekten burada çok samimiyiz ve bunu milletimiz de biliyor. Her kesime, her insan tekine tam demokrasinin, kurumsallaşmış bir demokrasinin çok büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz. Her kesime demokrasi, herkese demokrasi, herkese sorumluluktur aynı zamanda bu. Ülkeyi beraberce ileriye taşıyacağız ve bu ülke hepimizin 78 milyonun ve 78 milyonun bütün renklerinin kendisini rahat hissetmesi, kendisini gerçekleştirebilecek bir ortama sahip olması bizim temel hedeflerimizdendir. Bunu gerçekleştirmek için de reformlara devam edeceğiz. Bu konuda da atacağımız adımlar yine bu ortaya koyduğumuz demokrasi hedefimize hizmet edecek adımlardır. Bizim de tabii hem belediyeler İçişleri Bakanlığı ile ilgili hem sivil toplum kuruluşları İçişleri Bakanlığı ile ilgili. Dolayısıyla meselenin önemli bir kısmı da bizi ilgilendiriyor. Biz de kendi üzerimize düşeni Türkiye'nin hedefler doğrultusunda yapacağız, gerçekleştireceğiz. Şu anda şimdi hem geçici köy korucularının hem gönüllü köy korucularının bu teröristlere karşı yapılan mücadelede gerçekten çok ciddi katkıları oldu, oluyor ve devam edecektir. Onun için de yine ihtiyaç duyduğumuz kadar 5000 kadro gönderildi valiliklere. Müracaatlar yapılıyor şu anda. Değerlendirmeler yapılıyor ve kısa zamanda
Onlar da iş başı yapıp faaliyetlere başlayacaklar. Görevlerine başlayacaklardır. Çok teşekkür ederim. Tabii etrafımızdaki konuşmanın başında söylediğim bu istikrarsızlık ortamının Suriye'deki, Irak'taki Türkiye'ye yansımasıdır. Biz dikkat ederseniz bütün uluslararası görüşmelerde bu soruna dikkati çekiyoruz. Tabii yerelde bazı illerimiz çok daha etkili bir biçimde yaşıyor bu durumu. Gaziantep bunlardan birisi, Kilis bunlardan birisi. Bazı illerimizde çok daha yoğun yaşanıyor bu durum. Onun için siz daha yakından hissediyorsunuz gelişmeleri. Bir takım düzenlemeler yaptık şimdiye kadar. Bundan sonra da uluslararası gelişmeleri, Suriye'deki durumu ve bizim durumumuzu dikkate alarak bu konu her zaman gündemimizde olacak ve olumlu gelişmeleri sağlayacak. Daha Türkiye'nin ve gelen buradaki misafirlerimizin lehine olan düzenlemeleri ve memleketimizin, bütün orada yaşayan insanlarımızın lehine olan düzenlemeleri bir paket, bir bütün olarak ele alıp peyderpey yapıyoruz, yapacağız, devam ettireceğiz. Burada orada yaşayan esnafımız, orada yaşayan bizim kendi Gaziantep'te örneğin, Kilis'te, başka illerdeki sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, bizim işsizimiz, misafirimiz, yani bunları hep birlikte ele alıp düşünmek gerekiyor. Ya bunlar çünkü birbirini, her attığınız adım bir diğer kesimimizi de ilgilendiriyor. O bakımdan bir konsept olarak ele alıyoruz. Çalışıyoruz ve atmamız gereken adımı da günü geldiğinde atıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.